Evet arkadaşlar, 8. sorumuzdayız. Soruya bakalım. TVN'in eşdeğer devresi mi bulun diyor AB terminallerine göre. Burada önceki örneklerimizden farklı olarak ne var? Bakın, bir bağımlı gerilim kaynağı var. Şimdi bağımsız kaynaklar varken akım kaynağını açık devre, gerilim kaynağını kısa devre yapıyorduk ve AB terminallerinden ölçeceğimiz, hesaplayacağımız dirence eşdeğer direnç, Thevenin direnci adını veriyorduk. Burada yine buradaki akım kaynağımız açık devre yapabiliriz. Çünkü bu bağımsız bir akım kaynağı. Bu uçları açtıktan sonra peki bağımlı gerilim kaynağımızı ne yapacağız? Bağımlı kaynak içeren devrelerde arkadaşlar, bakın buradaki bağımlı değişkenimiz Vx. Vx nerede? Burada. Peki biz bu kaynağı devreden çıkarmakla Vx'e bir etki ettik mi? Yani Vx'i sıfır yaptık mı daha doğrusu? Hayır. Bu kaynak devrede olmasa da bu Vx bir değer alabilecek durumda. O yüzden bu kaynağı devreden çıkaramıyoruz. Yani şurada bir direnç olsaydı ve bu direncin uçlarındaki gerilim Vx olsaydı, akım kaynağımız açık devre yaptığımız için bu dirençten akım geçmeyecekti ve uçlarındaki gerilim sıfır olacaktı. Bu durumda biz bu bağımlı gerilim kaynağımızın değerini sıfır alabilecektik. Fakat bu örnekte Vx'imiz, bu elemanı yani kaynağı devreden çıkarsak bile Vx'imiz hala devrede olduğu için, yani 4 ohmluk direnç hala devrede olduğu için bu kaynağı devre dışı bırakamıyoruz diyelim özetle. Peki ne yapacağız? Şimdi şu devrenin AB uçlarına göre direncini hesaplamamız gerekiyor. Ve ben şimdi devreyi ayrıca şuraya aldım. Evet. Bakın devremiz bu. AB uçlarına göre gerilim direncini, eşdeğer direncini hesaplamamız gerekiyor. Fakat elimizde hiçbir sayısal veri yok. İşte bu durumlarda arkadaşlar ölçü aletlerinin mantığına dönüş yapıyoruz. Ölçü aleti, mesela bir avometre nasıl ölçüm yapar? Uyguladığı, bağladığınız uçlara bir birim gerilim uygular ve buradan geçen akımı ölçer. Daha sonra bu gerilimi akım değerine bölerek direnç değerini bulur. Biz de aynı mantığı gideceğiz. Bu AB uçları arasına 1 voltluk bir gerilim kaynağı bağladığımızı düşüneceğiz. Ve daha sonra buradan geçen akımı ölçeceğiz. Burada 1 volt gerilim kaynağı olsa idi, ne kadar akım geçerdi? Aslında kurduğumuz senaryo bu. Ondan sonra R diyeceğiz. R eşittir gerilim bölü akım diyerek bu uçlardan göreceğimiz direnç değerini belirleyeceğiz. Peki böyle bir devrede burada 1 volt bağlı olsa, artık bağlı olsa demeyelim, burada 1 volt gerilim kaynağı bağlı, buradan geçen akımı nasıl hesaplayabiliriz? Çevre akımları yöntemini kullanabiliriz. Veya burada daha basit olan, bakın, düğüm gerilimleri yöntemini kullanabiliriz. Nasıl yani? Buraya 0 volt deriz. Öyleyse buranın gerilimi ne olur arkadaşlar? Vx olur. Çünkü Vx burası olarak verilmiş. Peki burası da 2 Vx, bu gerilimi yükselttiğine göre buranın gerilimi ne olacaktır? 3 Vx olacaktır. Buranın gerilimi 1 volt olacaktır. Şimdi süper düğümü hatırlayalım. Gerilim kaynaklarını işleme almamak için süper düğüm yöntemini kullanıyorduk. Bakın burayı süper düğüm alıyorum. Ve buradan bir akım I1 diyeyim. Buradan bir akım I2 ve buradan bir akım I3 çıktığını düşüneyim. I1 artı I2 artı I3 eşittir 0 diyeyim. I1 neye eşit olacak? Buranın gerilimi Vx. Vx bölü 4'e eşit olacak. I2 neye eşit olacak? Buranın gerilimi 3 Vx bölü 6. Yani Vx bölü 2'ye eşit olacak. Burası da artı 3 Vx'den 1 volta doğru 3 Vx eksi 1 bölü 2 eşittir 0 diyeceğim. Şimdi paydalarını eşitlersem eğer, burası Vx, burası 2 Vx yapacak, 3 Vx.
Burası da 6vx yapacak, 9vx. 9vx. Burası da burayı 2 ile paydaştırdığım için eksi 2 eşittir 0. Vx eşittir 2 bölü 9 volt bulunacak. Burası 2 bölü 9 voltmuş. Öyleyse burası da 3vx olduğuna göre bu noktanın gerilimi de 3 çarpı 2 bölü 9. O da arkadaşlar 2 bölü 3 volt bulunur buranın gerilimi. Peki bu akım ne kadar olur? I3 akımı benim aradığım akım. I3 akımı eşittir. 3vx'den 1'e doğru kabul etmiştim. Bu durumda eksi çıkacaktır. Bunu ben V1'den Vx'e doğru da kabul edebilirim. Ya da 3Vx'imiz kaçtı? 2 bölü 3. Yani 0,66 eksi 1 bölü 2. O da eşittir 0,165 amper olacak. Evet, tabii ki bu eksi. Bu eksilik şuradan kaynaklanıyor. I3'ün I0'a ters olmasından, yani I0 eşittir 0,165 amper. Peki öyleyse benim bu uçlardan göreceğim RAB direnci, başka bir de işte RTV'nin direnci ne kadar olacak? 1 bölü, yani gerilim bölü akım 0,165. Bu da arkadaşlar 6 ohm olarak TV'nin direncimizi hesaplamamıza yarayacak. Evet, ne yaptık? Burada bir bağımlı kaynak olduğu için bunu devre dışı bırakamadık. AB uçlarına bir örnek bir gerilim uyguladık. 1 volt uyguladık. 0,165 bulduk. 10 volt uygulasaydık 1,65 bulacaktık. Bu fark etmiyor. Önemli olan, yani neticede bulacağımız akımla bu gerilimi kıyasladığımız için direnç değerimi bu gerilimden buldum. Yani bunun yerine ben 2 volt bağlayabilir miyim? Bağlayabilirsin. Bütün hesabını ona göre yaparsın. 3 volt bağlayabilir miyim? Bağlayabilirsin. Bütün hesabını ona göre yaparsın. Ve akımı işte 2 volt bağlarsan bunun 2 katı 0,333 akım bulursun. 4 volt yaparsan 0,666 akım bulursun. Ama direnç değerin değişmez. Yani R eşittir V bölü I olduğu için V'yi 1 kabul ettin. 0,165 akımı buldun, 6 ohm. V'yi 2 kabul edersen akımı 2 katı bulacaksın. 3 kabul edersen 3 katı bulacaksın. Bu 6 ohm değeri sabit kalacak arkadaşlar. Evet, özetle TV'nin gerilimimizi bulduk. Şimdi AB uçlarını açık bıraktığımız zaman AB uçlarından kaç volt gerilim okuruz? Bunu bulmaya çalışalım. Yine aynı şey uygulayalım. Bakın, hem bir önceki şeyin tekrar olsun. Buraya 0 volt dedim. Öyleyse burası Vx'tir dedim. Burası 3Vx'tir dedim. Neden? Bu gerilim kaynağı buranın gerilimini 2Vx kadar artırıyor. 3Vx yaptı. Ve şurayı süper düğüm olarak kabul ettim. Ne demek? Buraya gelen akımlara ve giden akımlara bakacağım demek. Gelen akımım 5. Giden akımlarım yine Vx bölü 4, Vx bölü 4 artı 3Vx bölü 6, yani Vx bölü 2, gidenlerim eşittir 5, gelenim diyeceğim. Yani 3Vx bölü 4 eşittir 5, Vx'im buradan 20 bölü 3 volt olarak bulunacak. Vx'im neresi? Burası. Bana neresi lazım arkadaşlar? Burası açık devre olduğu için bu direncimden yine akım geçmiyor. Burayı yokmuş gibi, bu direnci düzmüş gibi kabul edebilirim. Bana 3Vx değeri lazım TV'nin gerilimi olarak. Öyleyse VTV'nin gerilimi 3 çarpı Vx değerim, o da eşittir 20 volt olarak bulunacak. Yani bu devremizi tekrar şu akım kaynağımızı bağlayalım. Bu devremizin eş değeri 20 voltluk bir gerilim kaynağı ve 6 ohmluk bir direnç ile AB uçlarına göre
temsil edilebilecek. Evet, bağımlılık kaynak olduğu zaman da bu şekilde yapıyoruz. Bununla ilgili birkaç örnek daha eklerim. Umarım anlaşılmıştır. Devam edeceğiz.